çok sık rastlanan bir şikayettir baş ağrısı. Peki baş ağrısının nedenlerini biliyor muyuz? Yakında Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Özmenoğlu bize baş ağrısını anlattı. Baş ağrısına neden olan etkenler nelerdir? Şimdi baş ağrıları iki gruba ayrılmaktadır. Biri birinci olan baş ağrıları ki bunlarda hastaların altta yatan başka bir etkeni yoktur. İkinci grup baş ağrılarında ise baş ağrısının dışında hastalarda vücutla ilgili olan örneğin tansiyon yüksekliği gibi başka bulguların da klinikte olduğu ikinci baş ağrıları olabilir. Birinci baş ağrılarında hastaların gerek nöroloji muayeneleri gerekse sistemle ilgili dahili muayenelerinde bir bozukluk görülmemektedir. Ama ikinci grup baş ağrılarında hastaların gerek nöroloji muayenelerinde gerekse sistemle ilgili dahili sistem muayenelerinde ek bulguların klinikte olduğu hasta grupları ikinci grup içerisinde yer almaktadır. Peki baş ağrılarını mevsim ve hava koşulları etkiliyor mu? Yani birincil grup baş ağrılarını örneğin bunların içerisinde migren gibi, gerilim türü baş ağrıları gibi, küme baş ağrıları adını verdiğimiz 3 grup mevsim ve hava şartlarıyla etkilenebilir. Özellikle migrenli hastalarda poyraz veya ani hava değişiklikleri, mevsimsel değişiklikler ağrıların ortaya çıkmasında bir tetikleyici faktör olabilir. Yine küme baş ağrılarında mevsimsel özellikler yani belirli zamanlarda ortaya çıkması görülebilir. Şiddetli baş ağrısı olan bir hasta ne yapmalıdır? Hastalar eğer çok şiddetli bir baş ağrısından yakınıyorlarsa ve yaşamlarında ilk defa böyle bir baş ağrısıyla karşı karşıya geliyorlarsa bu baş ağrısı önemli bir baş ağrısıdır. Vakit kaybetmeden bir doktora müracaatları veya herhangi bir hastanenin acil servisine müracaat etmeleri gerekir. Ama daha önceden benzer baş ağrıları var ise o zaman bu kadar çok fazla acil özelliği olmayabilir. Ama yaşamında ilk defa ortaya çıkıyor, çok şiddetli baş ağrısı var veya dayanılmaz düzeyde bir baş ağrısı tarzında ise bu hastaların mutlaka bir hekime müracaatları gereklidir. Baş ağrısı olan bir hastada dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Baş ağrılı olan bir hastanın bizim ilk sorguladığımız daha önceden benzer baş ağrılarının olup olmadığıdır. Eğer bir hastada daha önceden benzer baş ağrıları var ise bu daha çok birinci grup baş ağrılarına uyabilir. Ama hastada daha önceden benzeyen baş ağrı özelliği yoksa az önce de söylediğim gibi bu hastalar önemli hastalardır. Dikkat edilmesi gerekli olan hastalardır. Hekime müracaatlarında veya acil servislere müracaatlarında mutlaka gözlem altında tutulmaları gerekir. Özellikle 12 ile 24 saatlik bir sürede bu baş ağrısının hangi yöne gittiğine dair bilgilerin ve bulguların bakılması gerekir. Yine bir baş ağrılı hastada eğer ağrı hep aynı tarafta ortaya çıkıyorsa, örneğin bir migren ağrısı hep hastanın sol göz bölgesinde veya sol alnında çıkıyor ama hiçbir zaman sağda ortaya çıkmıyorsa, yani ağrı hep aynı yerde bulunuyorsa bu hastalar da önemli hastalar olabilir. Yine hastalarda baş ağrısı ile birlikte çok şiddetli bulantı ve kusmanın ortaya çıkması, hastalarda bilinçle ilgili değişikliklerin gözlenmesi, baş ağrısı ile birlikte hastalarda nöbet olması veya bilinç kaybı olması, bunlar önemli hastalardır. Yine baş ağrısı ile birlikte ateşin görülmesi yine ciddi bir baş ağrısı olabileceğini göstermektedir. Peki çok teşekkür ediyoruz.